Sayın Sözcü, oyumu suçlu değil olarak değiştiriyorum. Ne dedi ne? Beni duydunuz. Hı? Emin misiniz? Evet, eminim. Bu durumda 3'e karşı 9 suçlu oyu kaldı. Demek vardığımız nokta bu. He? Derdiniz ne sizin? Bu adamın sözlerine kanıyorsunuz. Ucuz dedektif romanları yazsa bir servet kazanabilirdi. Düşünsenize, çocuğun avukatı bile onun suçlu olduğunu anlamıştı. Hem de en başından beri, gözlerinden okunuyordu bu. Şu işe bakın, bu adam sahiden de sihirbaz gibi biriymiş. Çocuğun avukatı vardı değil mi? Onu avukat savundu, sen değil. Neden bize zorluk çıkarıyorsun? Avukatlar da yanılabilir. Baltimore, sen sus olur mu? Belki he? Mahkeme korkusuydu. Bu da ne demek oluyor? Çok şey olabilir. Belki de davayı istememişti. En başından reddetmişti. Oradan eli boş çıkacaktı. Ne para vardı ne de zafer. Kazanması mucize olur. Genç bir avukat için iç açıcı bir durum sayılmaz değil mi? Müvekkiline inansaydı ifadelerdeki açıkları sizin de yaptığınız gibi görmezden gelmezdi. Tabii ki görmezden geldi. Kim aksini yapardı ki? Peki cinayeti kim işledi? Babam mı işledi? Hale bak, saat kaç olmuş? Heh, takılıp kaldık burada. Affedersiniz. Ben de birkaç not aldım. İzin verirseniz bunları söylemek istiyorum. Başından beri dikkatle dinliyorum ve bu beyefendinin altını çizdiği konuların önemli olduğunu düşünüyorum. Mahkemede savunulduğu haliyle çocuk sahiden suçlu görünüyor. Fakat biraz daha derine doğru indikçe belki de... Sen de başlama oğlum. Size bir soru sormak istiyorum. Diyelim ki çocuk sahiden de bu cinayeti işlemiş olsun. Cinayetin işlendiği saat 12'ye 10 geçe oluyor. Peki polis tarafından nasıl yakalanıyor? Doğruca eve dönüyor. Saat 3 sularında ve evine girmek üzereyken iki polis tarafından yakalanıyor. Şimdi benim sorum şu. Gerçekten de babasını öldürdüyse bundan 3 saat sonra neden eve dönmek istesin? Yakalanmaktan korkması gerekmez. Bıçağını almaya gelmiştin.